Bu dersimizde Allah'ın nimetlerine bedel istediği üç şeyi öğreneceğiz. Üstadımız birinci sözde şöyle diyor. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Bir pazara gittiğimizde bir kilo elmayı bedava alamıyoruz. Değil bir kilo elma bir taneyi bile bedava vermiyorlar. Halbuki bu kişiler sadece tezgahtardır. Ne elmayı yaratmışlar, ne ağacın dalına takmışlar, ne de onun hayatı için güneşi, havayı ve suyu ona tesir etmişler. Tek yaptıkları dalından koparmak ya da koparandan alıp tezgaha koymak. Bu azıcık emeklerine karşı Bizden bir fiyat istiyorlar ve mallarını bedava vermiyorlar. Peki asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? Üstad hazretleri şöyle diyor. O münim hakiki bizden o kıymettar nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Zikir başta Bismillah demektir. Şükür sonda Elhamdülillah demektir. Fikir ise o nimetler üzerinde Allah'ın rahmetini ve kudretini görmek ve cemali isimlerini tefekkür etmektir. Genelde bizler Rabbimizin bizden istediği üç şeyden ikisini eda ediyoruz. Nimete besmele ile başlıyor, ve hamd ile tamamlayıp zikir ve şükür vazifesini eda ediyoruz. Unuttuğumuz ve vermediğimiz ücret ise tefekkür. Yani o nimetler üzerinde Allah'ın rahmetini ve kudretini görmek. Bunu unutuyor. O nimetler soframıza sanki tesadüfen gelmiş gibi yiyip içiyoruz. Şimdi dilerseniz soframızın en kıymetsiz nimeti görünen bir lokma ekmek üzerinde biraz tefekkür edin. Belki bu tefekkür yapmamız gereken fikir vazifesine bir misal olur. Yediğimiz bir lokma ekmeğin hikayesi belki de aylar öncesinden başladı. Rabbimiz ilham etti de bir çiftçi o tohumu eliyle toprağa attı toprak adeta bir annenin sinesi gibi o tohumu sinesine aldı ve Rabbinin emanetini sakladı. Sonra o tohum çatladı ve ondan bir buğday başağı bitti. Cenab-ı Hak o başağın üzerine bizim adımızı yazdı ve o nimeti bizim yememizi takdir etti. Bu takdirden sonra da Hiçbir böcek ona yanaşamadı, hiçbir sebep ona ilişemedi. Güneş emmi Rabbani ile o buğdayın üzerine doğdu, onu ısıttı ve aydınlattı. Bulutlar sevki ilahi ile yağmurlarını o başağın üzerine boşalttı. Toprak izni rahmani ile başağın ihtiyacı olan besinleri ona sundu her şey adeta o başağın bir hizmetkarı oldu. Nihayet hasat vakti geldi ve o başak hasat edildi. Bundan sonra tarladan ambara, ambardan değirmene, değirmenden çuvala, çuvaldan kamyona, kamyondan fırına, fırından bakkala uzun bir sefer başladı. Elden ele, omuzdan omuza nihayet bize ulaştı ve şu anda ben onu ısırdım. Bize nimet olarak gözükmeyen bir lokmanın ne de uzun bir seyahati varmış. Bir parça ekmeğin soframıza konulması nasıl da hummalı bir faaliyetin eseriymiş. Şimdi yediğimiz balığı, zeytini, peyniri, içtiğimiz sütü çayı ve saymakla bitmeyecek kadar çok nimetleri düşünelim. Bu nimetlerde gözüken Allah'ın kudretini ve rahmetini tefekkür edelim. O kudret ve rahmetin önünde şükür secdesine gidelim. Rabbimiz her soframızı böyle bir tefekkür sofrası yapsın. Amin.